Namık Kemal, zavallı çocuk. Kişiler: Atabey. Atabey 19 yaşında ve tıbbiyenin 10. sınıf talebesinden bir delikanlı. Şerife Hanım. Şerife Hanım 14 yaşında bir kız. Halil Bey. Halil Bey Şefika'nın pederi. Tahire Hanım. Tahire Hanım Şefika'nın validesi. Şerife Hanım. Şerife Hanım komşu. Tabende. Tabende bir cariye. Hekim. Atabey, birinci fasılda gayet süslü bir kostümle, ikinci ve üçüncü fasıllarda da yine gayet süslü olduğu halde mektep elbisesiyle bulunacaktır. Birinci fasıl. Zinetlice bir oda. Birinci meclis. Şefika. Yalnız. Kuş kadar gönlümden ne acayip haller geçiyor. Ben daha ne adam oldum ki zihnimde kendimin bile iyice anlamayacağım bir takım hayalleri bulunsun. 2 ay evvel bu vakitler nasıl da tatlı tatlı uyurdum. 2 aydır gözümü açıp da dünyayı karanlık görmediğim gün bilmiyorum. Pekala, ada buradayken erken uyanayım. Ne kadar erken uyanırsam zararı yok. Ya 1 saat ziyade yüzünü görürüm, ya 1 saat ziyade uyanmasını beklerim. Ya o mektepteyken, güzel ama ben nineciğimi de seviyorum. Niçin her gece gözümü kapadıkça rüyama girmiyor? Babacığımı da seviyorum. Niçin kendi evde olmadıkça hayali gözümün önünde gezmiyor? Geçen de mektepe gitti. 1 ay sonra geleceğini pekala biliyorken, her gün yine acaba geliyor mu diye deli gibi saatte 2 kere pencereye koşuyordum. Ninem, babam, çehremden, tavrımdan bir şey anlamasın diye korkumdan yerlere geçiyorum. Halimi kendinden saklamak da yine başka bir bela. Anlasa arımdan, anlamasa kederimden öleceğim. Bu mutlak muhabbetten başka bir şey değildir. Dün Tabende'ye insan nasıl sever diye sordum. Ne cevap verse iyi? Sen yaşta çocuk sevmeyi ne bilecek demesin mi? Budala. Ben yaşta çocuk sevmeyi ne bilecekmiş? Senin gibi yanaklarım gerdanıma sarkacak, çenem burnuma yapışacak da ondan sonra mı sevmeyi öğreneceğim? Öyle mi? Saat 11'e geliyor. Hala uyanmadı. Yine ikindi olmadan gidecek. Yine ben bir çare 1 ay yolunu bekleyeceğim. 2 gün olsun doya doya yüzünü görmek bile nasip olmaz ki. Ne kadar da canım ağlamak istiyor. Aman, aman. Şimdi yine ninem gözlerimi kızarmış gibi görür. Kıyamet koparır. Aa, geliyor. Onun ayak atışı işte. Ayağının sesini işitir işitmez yüreğimde oynamaya başladı. İkinci meclis. Şefika Hanım, Atabey. Şefika, siz miydiniz? Yüreğim oynadı. Atabey, ben pek yavaş gelmiştim. Şefika, zararı yok, zararı yok, latife ediyorum. Atabey, beni korkuttunuz. Hava serin efendiciğim. Sabah vakti niçin böyle bir entariyle oturuyorsunuz? Allah esirgesin. Soğuk alırsanız sonra biz ne yaparız? Ellerinizde hararet var. Durun ırganızı getireyim. Şefika kendi kendine, yine her tarafım ateş kesildi. O bile ellerinde hararet var diyor. Bir türlü kendimi zapt edemeyeceğim. Ataya, aman o kadar telaş etme. Şimdi öteki odadan işitirler de gerçekten hasta zannederler. Ata, Allah göstermesin. Neden hasta olacaksın? Ben ne güne duruyorum. Size gelecek illet isterse 1000 kat büyüsün de bana gelsin. Hastalık hekimlere yakışır. Şefika hiddetle, sus! Kendine öyle fena şeyler söyleme. Ata, ne gücendiniz? Ben size dua ediyordum. Şefika, bana öyle dua lazım değil. Kendi kendine, ben deli miyim neyim? Kendini toparlayarak ataya, maşallah siz benden ziyade uyuyorsunuz. Ata, mahzun mahzun, ben bu gece hiç uyuyamadım. Şefika, hiç mi uyumadın? Bu vakte kadar yatakta ne yaptın? Ben dersime baktım. Şefika, hilekâr, nasıl dersine baktın? Odanda kitap yoktu. Ata, odamda. Ha, gerçek, kitap yoktu. Kitap lazım değil. Ben okuduğum dersleri yatakta zihnimden geçiririm. Siz benim odama ne vakit girdiniz? Şefika, ben senin gibi hakikatsiz miyim? Hiç yatağına, rahatına bakmadan gözlerime uyku girer mi? Ata, ah. Şefika, ne oluyorsun? Ata,
Sevincimden gönlüme tuhaf bir hal geldi. Hep gözümün önünden renkli renkli runlular uçuyor. Biçare atayı o kadar düşünüyorsunuz öyle mi? Şefika kendi kendine. Zannım yalan çıkmayacak. O da benim halimdi. Şimdi öğrenirim. Mutlak öğrenirim. Ataya. O kadar düşünsem çok mu? Kaç senedir kardeş gibi büyüdük. Birbirimizden bir kere incinmedik. Ben senin gibi hilekar değilim. Doğru söylerim. Ben de bu gece uyumadım. Lakin seni düşündüm de onun için uyumadım. Ata, ben mi? Beni mi düşündünüz? Ya ben her gece ne yapıyorum? Hiç yatakta ders mi ezberlenir? Düşüne düşüne o kadar şeklin zihnime yerleşti ki, bir ay sonra resmini yapsam bir çizgisinde bir kılında eksik bulunmaz. Şefika, hıyanet, hıyanet. Sen zihninde resimler yapmakla eğleniyorsun öyle mi? Hiç düşünmüyor musun ki bu sene derslerin bitecek, zabit olup çıkacaksın. Ben de 14 yaşımı dolduruyorum. Zati şimdiye kadar Şefika çocuktur diye bizi birbirimizden ayırmıyorlardı. Birkaç ay sonra da birlikte mi kalacağız? Ata lakırtısını keserek. Ah yok yok, hatırıma öyle kara kara haller getirme, Allah aşkına sus. Sonra beni kaybedersin. Şefika. Niçin o kadar telaş ediyorsun? Dünyada kim kimden ayrılmamış? Ata kendini toparlayarak. Size ayrılık kolay mı geliyor? Düşünsenize. Kendimizi bildik bileli bir yerde büyüyoruz. Şefika. Kendini bildin bileli ninemle de beraber değil misin? İşte ninemden ayrıldın. 3 yıldır sana görünmüyor. Niçin bir şey olmadın? Ata. Olmadım. Olmadım çünkü... O başka, siz başka, sizinle akran gibiydik. Şefika, mektepte bu kadar akranın var. Hiçbirinden ayrılmadın mı? Gerçek 6 ay evvel Ahmet Bey'den ayrıldın. Birbirinizi kardeş gibi severdiniz. Niçin bir şey olmadın? Ata, niçin bir şey olmadın, niçin bir şey olmadın? Öyle şeyler soruyorsun ki insan bir türlü cevap bulamıyor. 2 senedir derslerimin imtihanını birden geçirdim yine. Bu kadar sıkılmadım. Şefika, ciddi ve inatla. Gerçekten cevap bulamıyor musun? Yoksa bulduğun cevabı söylemek mi istemiyorsun? Ata. Ay efendiciğim, ne var ki söylemek istemeyeyim? Şefika, hiçbir şey yok mu? Doğru mu söylüyorsun benim? Benim başım için doğru mu söylüyorsun? Ata. Merhametsiz. Bugün canıma kastın mı var? Şefika. Gel, gel şuraya, yanıma otur. Benim dünyada senden başka bir halimi söyleyecek kimsen var mı? Şimdiye kadar korkup da ninemden, babamdan sakladığım şeyleri hep sana söylemez miydim? Gönlümde bir hal var, onu da atide sana söyleyeceğim. Lakin iptida soracağım şeylere doğru cevap ver. Benim başım için doğru cevap ver. Ata, Allah Allah. Şefika, hatırında var mıdır bundan 2 ay evvel, tamam 2 ay evvel, o vakitten beri 2 keredir mektepten geliyorsun. Burada, yine bu odada bir hikaye kitabı okuyordum. Aklına geldi mi? Hani bir paşanın bir kızı varmış, komşusunun oğlunu çok severmiş, sonra kızı başkasına vermişler. Çocuk kendini öldürmüş, onun üzerine kız da telef olmuş. Yine mi hatırlayamadın? Hani hikaye oraya geldiği vakit ben, Subhanallah, bir kız istediği adama varmamakla telef mi olur demiştim. Ata, evet. Şefika, sen kendini o kadar tutmaya çalıştın, tutamadın. Gözünde bir damla yaş peydah oldu. Yüzünün üzerinde gizlenecek yer arar gibi yavaş yavaş öteye beriye doğru yürümeye başladın. İşte yine yüzünde tıpkı onun gibi bir damla yaş geziyor. Ata, of. Of, Şefika, sıkılma, beni dinle. Ben o günden beri seni bütün bütün başka türlü görüyorum. Elini tutarak, ne vakit yüzüne baksam gözlerin sanki beni maksimi kaybedip de ruhumu teslim edecek kadar mahzun duruyor. Hangi tavrına dikkat etsem bana hal diliyle senden ayrılırsam ölürüm diyor. Beni seviyorsun öyle mi? Ata, bırak. Allah aşkına bırak. Lütfen bırak. Şefika, dinle.
Daha bitirmedim. O günden beri gözlerine baktıkça hayalimle beraber yüreğimin mahzunluğu aksediyor da onun için bu kadar baygın duruyor sanıyorum. Halini düşündükçe atadan ayrılırsam yaşayamam diye yemin etmekten başka aklıma dilime bir şey gelmiyor. Seni seviyorum, değil mi? Ata. Ah ya Rabbi. Ah. Ben ne yaptım ki beni bu kadar inayetine layık gördün? Zati buna olan muhabbetimle dünyada herkesten bahtiyar idim. Şimdi de beni sevdiğini işitiyorum. Kendi ağzından işitiyorum. Seviyorum. Şefikacığım, seni çok seviyorum. Hem dünyada ne kadar sevmek mümkünse o kadar seviyorum. Şefika, seviyorsun. Muhabbet sana ne türlü haller getiriyor? Söyle, söyle bakayım. Ata, ne türlü haller mi getiriyor? Zamanı zamanına benzemez ki. Gün olur yanına gelsem, ağzımın her biri ayrı ayrı yanmaya başlar. Sanki vücuduma alevden bir gömlek giydirirler. Yanımdan gitsen canım vücudumdan çekilir. Çekildiğini her zerrem ayrı ayrı hisseder. Her tarafıma hafif bir titremek gelir. Gönlüm yerinden kopacak da arkandan koşacak gibi olur. Gün olur zihnimde yoluna ölüp de seni başucumda ağlar görmekten büyük dünyada bir devlet bulamam. Sonra ağlayacağını düşünürüm. Sana acıdığımdan kendime de acımaya başlarım. Dünyada ne kadar güzel şey görsem elbet senin bir yerine benzetirim. Sonra gördüğüm şeyin her tarafında bir kusur bulurum. O da gözümden düşer. Yine yalnız sen kalırsın. Uykuya, rüyada seni görmek ümidiyle yatarım. Uykudan hayalini kaybetmek korkusuyla kalkarım. Her halim tarif olunmaz ki. Nasıl söyleyeyim? Şefika, söyle. Tarif edebildiğin kadar söyle. Ata, ne vakit seni görmesem yahut düşünmesem gönlüme, zihnime bir yokluk, bir karanlık çöker. Sanki canım, benliğim kaybolmuş da kendi kendime ecnebi kalmışım gibi olur. Sonra birdenbire hatırıma gelirsin. Ölüm döşeğinden kalkmış hasta gibi dünyalar benim olur. Sanki vücuduma baştan aşağı bir sefa, bir hayat dolar. Şefika, ah, ben bu kadar vakit çalıştım. Gönlümden geçen hisleri bir türlü bir yere toplayıp da kendi kendime bile anlatamadım. Sen bilmem nasıl muktedir olup da tarif edebiliyorsun. Lisanın gönlümde mi? Anladım beyim. Şimdi layıkıyla anladım. Ben de seni seviyorum. Ata, öyle şeyler söyleme. Beni sevincimden öldüreceksin. Zararı yok. Söyle, söyle. İnsana dünyada muhabbet sözünü sevdiğinin ağzından işitip de ferahından ölmekten büyük saadet mi olur? Şefika, ya muhabbet bu ise niçin o kadar şikayet ederler? İnsanın yüreğini yakarmış, aklını alırmış, telefine sebep olurmuş. Ben bu lezzet yoluna telef de olsam memnunum beyim. Allah arttırsın, bu kadar kemalin var. Her şeyi biliyorsun, her şeyi tarif ediyorsun. Bana da öğretsene, muhabbet nedir? İnsana bu devlet nereden geliyor? Hekimsin, böyle şeyleri siz bilmeyince kim bilecek? Ata, efendiciğim, biz vücuda gelen illetleri bilmeye çalışırız. Ruhun bulduğu lezzetleri nereden anlayayım? Şefika, ay, muhabbet ruhta mıdır? Demek ahirette de bir isimle beraber gidecek. Ata, şüphe yok. Şefika, ah, iki dünyada beni atadan ayırmayan ya Rabbim. Bilmem sana nasıl şükredeyim, o ne? Bey babam geliyor, aman yanımdan ayrıl, şurada bir şey oku, bizi bir yerde görmesin. Üçüncü meclis. Öncekiler ve Halil Bey. Halil Bey. Çocuklar, erkenden kalkmışsınız, burada ne yapıyorsunuz? Şefika, kitap okuyoruz bey babacığım. Halil Bey, okuduğunuz neydi? Anlat bakayım. Ata, yeni çıkmış bir mecmua efendim. Halil Bey, biliyorum ha, neresini okuyordunuz, ben de dinleyeyim. Ata, kitabın bir tarafını açarak, Amerika'daki vahşiler, Halil Bey lafını keserek, bırak evlat, bizim nemize Amerika'daki vahşiler, şunun fihristine bak, içinde bir dinlenecek şey bulabilir misin? Ata, yılanların sureti taayyüşü. Halil Bey, geç, zift yesinler be. Ata, esbabı servet.
Halil Bey, o bize göre değil. Okusak da faydası yok. Ata, muhabbet. Kendi kendine, tuhaf tesadüf. Şefika, ata ile bir anda kendi kendine, Subhanallah. Halil Bey, muhabbet mi? Oku bakalım. Onun için ne demişler? Çok gevezelik götürür. Ata okuyarak, alemde bin türlü ihtiyaç, bin türlü meşakkat, bin türlü bela, bin türlü acı, bin türlü illet, bin türlü ölüm hep insan içindir. Halil Bey, amma muhabbet tarifi ha. Ata okuyarak, Cenab-ı Hakk'ın ise kullarını bu kadar iptilalara karşı dünyada yalnız bir ihsanı görülür. O da muhabbettir. Halil Bey, şimdi bir şeye benzer gibi oldu. Ata okuyarak, ömrün meşakı çekilirse yalnız muhabbet sayesinde çekilir. Hayatın bir lezzeti varsa yalnız muhabbettedir. Muhabbet ne büyük lezzettir ki, insan cefasında da başka bir lezzet bulur. Muhabbetle yaşananlar nasıl yaşasa memnun yaşıyor, muhabbet içinde ölenler nasıl ölse memnun ölüyor. Şimdi belki muhabbet neden hasıl olur diye düşünürsünüz. Nenize lazım? Gönlünüzde muhabbet yok mu? Peyda etmeye çalışın. Var mı? Etrafınıza bakın. Yerleri daima bahar, gökleri daima şafak görürsünüz. Her yaprak nazarınızda canlanır. Bir tuti kuşu kesilir. Size tatlı tatlı gönlünüzün sırrını, sefasını söyler. Her bulut gözünüzün önünde açılır, bir tel gömleğe döner. Size hayal meyal sevdiğinizin sinesini, gerdanını gösterir. Bir tenhalıkta, bir vahşette kaldınız mı? Hiç çekinmeyin, hemen uykuya yatın ki daima sevdiğinizin şekline temessül etmiş bir cismi latif kalbinizin ağuşuna düşmeye hazırdır. Yolunuzda bir mutahhara mı gördünüz? Hiç korkmayın. Hemen ileri gidin ki daima sevdiğinizin kalıbına dökülmüş bir melek-i müvekkel etrafınızda muhafızdır. Bir aşık için ölürken mezarının üstündeki çiçekleri ya kanıyla veya gözlerinin yaşıyla sulayacak bir refik-i ruhani mevcut olduğunu bilmek, dünyadan rahatça gitmek için ne büyük kuvvettir. Alemde kim vardır ki yarıyla bir döşekte, bir saatte ölmeye bütün hayatını feda etmesin. Şefika, of of. Halil Bey, ne oldu kızım? Şefika, ne bileyim bey babacığım, hazin hazin şeyler yüreğime bir çarpıntı getirdi. Halil Bey, benden en münasebetsiz adamım. Geldim çocukların rahatını bozdum. O bir şey değildir hanım kızım. Sen merak etme. Ben gideyim biraz bahçede gezeyim. Şimdi geçer, öyle değil mi? Ata, yürek çarpıntısı bir hastalık değildir. Ata, hayır efendim. Halil Bey, bak. Ata da benim gibi söylüyor kızım. Merak etme. Oturun. Siz oturun da yine Amerika'daki vahşilerinizle eğlenin. 4. Meclis. Şefika ve Ata. Şefika. Ah, az kaldı üstümü başımı parçalayacaktım, insafsız. Beni babamın yanında ağlaya ağlaya ayaklarına düşürüp de dünyaya rüsva mı edecektin? Ata. Ben isteyerek mi okudum? Şefika. Ama bilmezsin nasıl okudun. Hele sonraki lakırdılar. Sanki ağzından çıktıkça her biri bir alev kesildi de geldi ciğerime yapıştı. Allah esirgesin. Sana bir hal olsa da kendimi telef edecek olsam nasıl olur? İşte gözümün önünden hep o türlü belalar geçmeye başladı. Kalk. Kalk mektebine git beyim. Ben bugün ya çıldıracağım ya da münasebetsiz bir şey edeceğim. İkimizi de rezil edeceğim. Ata mahzun mahzun. Daha birkaç saat daha vakit var ama madem ki emrediyorsunuz. Şefika, aman beyim, Allah aşkına olsun bana merhamet et. Tahammülüm bütün tükeniyor. Sen dersinle de vakit geçirirsin. Benim hayalimden başka bir eğlencem yok da yine firkatine sabredeceğim. Dur, hıyanet bana giderken bir yadigar olsun bırakmaz mısın? Ata, ne istersin? Emret, işte canım. Şefika, saçından bir parça kessem biçimi bozulur mu? Ata, bozulursa dünya yıkılır değil mi? Boynunu uzatır, Şefika saçından keser. Ya ben bir yadigar istemez miyim? Şefika, tülbentimi? Ata, masum masum lakırtısını keserek, tülbentinizi? Şefika, anladım. Mutlak ayna olmalı değil mi? Hiç siz adama karşılığını almayınca bir şey verir misiniz? Al.
Latife ediyorum, al beyim. O saç parçasına ne devlet ki daima seninle beraber bulunacak. Ata saçı alır çıkar. Şefika kendi elindeki saçı öpüp ağlayarak mindere kapanır. Ve perde iner. İkinci fasıl. Bir diğer oda. Birinci meclis. Halil Bey, Tahire Hanım. Halil Bey. Hanım. Öyle söylüyorsun ama kızın halini görmedin mi? Tahire. Halini ne göreyim? Biraz ağladı, biraz nazlandı. O kadar değil mi? Hangi kızı anası babası seni filana vereceğiz der de kız sevinç gösterir. Şefika o kadar terbiyesiz mi ki bizden utanmasın? Hangi kız babasından anasından ayrılacağını işitir de memnun olur? Şefika o kadar merhametsiz mi ki bizden ayrılacağını hiç teessüf etmesin? Bey, size bugünlerde bir şey oldu. Kızın evden gideceğini düşündükçe aklınız da başınızdan gidiyor. O giderse evlatsız mı kalacaksınız? Allah'a emanet Ali yok mu? İşte o da 10 yaşına girdi. Halil Bey, değil iki gözüm. Şefika sağ olsun, rahat olsun da nereye giderse gitsin. Ben ona sırrını düşünmem. Çocuk ne kadar işlidir bilirsin. Evlenmek lakırtısını söylediğim vakit ben de istemem dediğine, ağladığına bakmadım. Fakat bilmem dikkat etmedim mi? Senin ısrarını gördü. Masum masum bana baktı. Benden de yüz bulamadı. Çehresine bir karanlık renk geldi. Gözlerine bir hafif duman çöktü. Hala o renk gitmiyor. Hala o duman geçmiyor. O kadar zayıflıyor ki bayağı. Her gün vücudunun eriyen yerleri gözle fark olunuyor. Gözleri daima toprağa bakıyor. Yüzündeki renk yapıştırma gibi duruyor. 14 yaşında çocuk senden benden bitap olmuş. Bir çareye hal olmasından korkuyorum. Çocuğun gönlünde bir sevda hissediyorum. Tahire. Allah Allah, o yaşta çocuk sevdayı ne bilecek? Zahir, 14 yaşında masumları bırakalım da istedikleri gibi evlensinler. İstedikleri adama varsınlar, öyle mi? Sonra dünyada ninenin, babanın, ananın ne lüzumu kalır? Şimdi Şefika mesela kasabın çırağını seviyorum dese, kolundan tutalım da koyununa mı atalım? Halil Bey, kasabın çırağını değil, lakin akranından birini seversen hiç mi vermeyeyim de senin 40 yaşındaki paşana vereyim? Tahire, bey Allah'ını seversen öyle münasebetsiz münasebetsiz lakırtıları kes. Paşa 40 yaşındaymış, değil ha? Velev ki olsun. Şefika'nın varacağı adam sanki hiç 40 yaşına girmeyecek mi? Akranını o nerede bulup da sevecek? Biz nerede bulup da vereceğiz? Halil Bey, mesela şimdi... Ata? Daire sözünü keserek, ben biliyorum sizin asıl meramınız kızı Ata'ya vermek. Hiç düşünmüyor musunuz? O bir öksüz. Akrabanızdan olduğu için siz yanınızda aldınız. Şefika ile şimdiye kadar kardeş gibi büyüdüler. Hiç evlendikten sonra aralarında dirlik olur mu? Kim akrabasından birini almış da rahat etmiş? Hem nasıl geçinecekler? Ata mektepten yüzbaşı çıkacak değil mi? Bir yüzbaşı maaşından ne olur? Kızı halayıklığa mı vereceksin? Halil Bey, hanım, hekimlerin kazacını işitmedin mi? Adana kadar müsaittir, bilmez misin? Tahire, Allah esirgesin, hastalardan para alıp da can besleyecek değil mi? Halil, hastayı hasta edip de parasını almayacak, iyi etmeye çalışacak da alacak. Tahire, iyi olmayanlardan almaz mı? Halil Bey, alırsa emeğinin mukabilini alır. Tahire, ben öyle emekle kazanılan parayı istemem. Halil Bey, ya nasıl para istersin? Mutlak devlet hazinesinden, fukara çıkanından gelmeli öyle mi? Tahire, aman bey, artık bilmiyorum. Halil Bey, darılmak lazım değil, konuşuyoruz. Ata yüzbaşı çıkacaksa kıyamete kadar yüzbaşılıkta kalacak değil ya. O beslemeye muktedir oluncaya kadar çocuklar da bizimle beraber geçinir giderler. Şimdi nasıl oluyorlar? Tahire, şu siz kızın Ata'yı istediğini nereden biliyorsunuz? Halil Bey, bildiğim yok. Zihnime öyle bir şüphe geldi de söyledim. Tahire, şimdi Şefika'yı çağırır sorarız. O vakit siz de anlarsınız ki kız ne kimseyi seviyor ne paşaya varmaktan o kadar nefret ediyor. Halil Bey, Allah versin de iş senin dediğin gibi olsun. Tahire, Şefika! Şefika! İkinci meclis. Evvelkiler, sonra Şefika. Şefika, dışarıdan. Efendim? Tahire. Buraya gelsene kızım. Şefika odaya girerek, buyurun anneciğim. Tahire, gel benim hanım kızım, şuraya yanıma otur.
Şimdi bey babanla paşanın lakırtısını ediyorduk. Şefika, hanım nineciğim, şefikacığınızdan o kadar mı bıktınız ki gece gündüz beni evden dışarı atmaktan başka bir şey düşünmüyorsunuz? Tahir'e, şu fitneye bak. Dünyada hangi ana baba evladından bıkar? Biz senin gittiğini istiyorsak ancak senin rahatın, senin devletin için istiyoruz. Ben anneyim kızım. Seni dünyada en büyük adamın haremi görmek isterim. Ayıp değildir. Bak, sen kendi esvabını kendin dikiyorsun. Eline dokunan iğnelerin her biri ayrı ayrı benim ciğerime batıyor. Niçin seni kullu, hizmetkarlı, devletli, saltanatlı görmek istemeyeyim? Allah şimdi ayağımıza bir kısmet gönderdi ki binde bir kuluna nasip etmez. Paşa seni görmüş, hüsnünü beğenmiş, irfanını işitmiş, bir kat daha meyli artmış, istiyor. Adamın kimsesi yok. Bu yaşında koca konağın hanımefendisi olacaksın. 40 kişi sayende geçinecek. 40 kişi emrinle oturup kalkacak. Daha ne istiyorsun? Şefika. Ah keşke ta bende gibi halayınız olaydım. Her hizmetinizi göreydim de beni bu evden dışarı çıkarmak hatırınıza gelmeyeydi. Tahir'e. Kız öyle münasebetsiz sözler söyleme. Bey baban lakırtılarını işitiyor da hatırına başka şeyler geliyor. Az kaldı şimdi senin için kavga edecektik. Şefika. Bey babacığım. Halil Bey. Fena bir şey söylemedim kızım. Şefika Paşa'dan pek nefret gösteriyor. Şayet gönlü başka birini istiyorsa anlasak da ona göre hareket etsek dedim. Şefika kendini tutarak, "Bey babacığım, ben ne adamım ki gönlüm başka birini istesin? Sizden hiç ummazdım." Halil Bey, "Kızım, dünyada insanın başına her şey gelebilir. Ne bileyim, maşallah artık büyüdün. Mesela sokakta birini görebilirsin." Şefika, "Bey babacığım, niçin öyle şeyler söylüyorsunuz?" Halil Bey, "Mesela Sarı Konak'taki İhsan Bey, güzel delikanlı. Her gün de pencerenin altından geçiyor." Şefika, "Allah bilir ya, ömrümde bir kere kıyafetine bile dikkat etmedim." Halil Bey, "Canım dünyada neler olmaz. Mesela bizim ata, bu vakittir berabersiniz belki..." Şefika nihayet derecede bir ikdam ile kendini zapt ederek gayet emin bir tavırla dedi ki, "Abey babacığım, ata benim kardeşim değil mi?" Halil Bey, "Gerçekten kardeşin değil a kızım." Şefika hiç tavrını bozmayarak, "Gerçekten kardeşim." Dahire Halil Bey'e, "Gördünüz mü efendi? Bak ne kadar manasız şüphelere düşüyorsunuz." Şefika kendi kendine, "Of, gönlümde bu kadar kuvvet olduğunu bilmezdim. Bilmem nasıl parçalanmıyor." Halil Bey, "Kim bilir? Dünyada başka insan yok değil ya." Şefika, "Vallah billah sizin başınız için başka birini düşündüğüm yok." Halil Bey, "Pekala, pekala. İşte ana kız ne yaparsanız yapın. Benim işinize aklım ermiyor. Karışmam." Üçüncü meclis Şefika ile Tahir'e. Şefika, "Nineciğim." Tahir'e, "Nedir kızım?" Şefika, "İzin verir misiniz gönlümü açayım da içinde olan esrarımı önünüze dökeyim." Tahir'e, "Kız nasıl esrar söyle bakayım." Şefika, "Darılmayacağınızı yemin edin söyleyeyim." Tahir'e, "Kızım vallahi darılmam söyle, beni yürek çarpıntısına uğratacaksın." Şefika, "Siz bey babamın yanında söylediğim lakırtılara inandınız mı?" Tahir'e, "Niçin inanmayayım? Yalan mı söyledin?" Şefika, "Evet." Tahir'e, "Niçin?" Şefika, "Babamdan utandım. Ninemin hatırını saydım da onun için." Tahir'e, "Babandan utanmasan, benim hatırımı saymasan yalan söyleyemeyecektin de ne diyecektin?" Şefika, "Şimdi söyleyeceğim lakırtıyı söyleyecektim Neciğim. Seviyorum." Tahir'e, "Kimi?" Şefika, "Atabey'i." Tahir'e, Kız sen çıldırdın mı? O nasıl lakırdı? Şimdi o benim kardeşim diyordun. Ne kadar da temkinli yalan söylüyor. 14 yaşında çocuğun ağzından sevmek lakırtısı çıkıyor. Ya Rabbi, söyleyeceğimi de şaşırdım. Yok yok, ağlama kızım, gel bakayım. Gel seninle güzel güzel lakırtı edelim de hepsine bir çare düşünürüz. Belki hepsine bir çare buluruz. O bir hevestir kızım. Geçer, geçer." Şefika, "Hayır nineciğim, geçmiyor.
Ben şu zayıf vücudumda ne kadar kuvvet varsa bir yere topladım. Uğraştım, çalıştım, bir türlü geçiremedim. Ben geçmesini istedim çünkü sizden korktum. Siz de geçmesini istiyorsunuz. Bilmem neden korkuyorsunuz. Muradınız benim rahatım değil mi? Paşa'ya vermeyin. O konak bana cehennem olacak. O devletler, o saadetler bana kabir azabı gibi gelecek. Tahir'e, kızım, geçer. O bir çocukluktur. Paşa da güzel, paşa da genç. Daha 38 yaşında. 38 yaşında erkek gençtir kızım. Nikahtan sonra anlarsın. Muhabbet nikahtan sonra gelir. Şefika, anneciğim, niçin bu kadar üstüme varıyorsunuz? Kızınıza hiç merhametiniz yok mu? Beni paşaya vermeyin de öldürün. Vallahi billahi kâilim. Tahir'e, ya Rabbi, bu çocuk da mı halimizi öğrenecek? Ne zararı var? Muhabbeti biliyor ya, dünyanın halini öğrenmekle ne olur? Kızım, sen babanın eski devletini, haşmetini bilmezsin. Bilsen sözlerimi daha kolay anlardın. Şimdi fakir olduk. Ayda 2000 kuruşla geçiniyoruz. Zararı yok, geçinelim. Lakin babanın 500 kese borcu var. Sarrafı öldü. Şimdi varisleri istiyorlar. Nikah olursa paşa sana babanın sarraftaki senedini ağırlık verecek. Şimdi anladın mı? O kıymetli babacığının hapislerde çürüdüğünü, benim kederimden öldüğümü, Nazlı kardeşinin yalın ayak sokaklarda süründüğünü mü istersin? Şefika, nineciğim, nineciğim, bir parçacık bırak da kendimi toplayayım. Hepinizi hapisten, ölümden sürünmekten ben mi kurtaracağım? Beni onun için mi paşaya vermek istiyorsunuz? Feda olsun, feda olsun. Gönlüm de feda olsun, canım da feda olsun. Ata, ata da feda olsun, yaparım. Bundan sonra ne emredersiniz onu yaparım. Lakin size, size bir ricam var. Halime merhamet edin de onu kabul edin. Ta ben paşaya gidinceye kadar ata duymasın. Allah'ınızın aşkına duymasın. İki evladınızın başı için duymasın. Tahir'e, duyurmam, duyurmam kızım. Sen emin ol. Geçer iki gözüm. Dünyada her şey geçer. Birkaç günde unutursun. Bak ileride nasıl memnun olacaksın da bana dua edeceksin. Dünyanın her hali geçer. Sen gönlünü eğlendirmenin bir kolayını bul. Ben biraz sokağa çıkayım. Konağa haber vereyim de senedi alsınlar. Şefika, git nineciğim. Hiç beni düşünme. Ben gönlümü yenerim. Ben kendime bir çare bulurum. Dördüncü meclis, Şefika ve sonra Ata. Şefika. Of, meğer insanın ömrü çocukluğundan ibaretiymiş. Meğer ondan sonrası hep bir kabir azabı, cehennem ateşiymiş. Kitapta muhabbeti kim yazmışsa yalan söylüyor. Allah muhabbet lezzetini dünyadaki belalara bedel değil, dünyadaki belaları muhabbet lezzetine bedel yaratmış. Ah! Ata yalnız odasında kalacak da ben başkasının koynuna nasıl yatacağım? Ah yok, yok, yine aklım başımdan gidiyor. Yine vücudumun her zerresi ayrı ayrı ayağa kalkıyor. Ben gidemiyorum da kederimden atayı mı öldüreceğim? Nineciğim, nineciğim, hayat satılsa da ömrümü yolunuza feda etsem ne kadar memnun öldüğüme sen de tacüp ederdin. Bu yaştayken ölmeye aşık olmuş kadar muhabbet edip de ondan bile mahrum kalacağım kimin hatırına gelirdi? Ata, ata, acaba halimi işittiğin vakit ne diyeceksin? Bana ne türlü lanetler edeceksin? Soğuğu, ikrah et, benden ikrah et beyim. Kendinden ayrılmaya katlandım. Gönlünden ayrılmaya da katlanırım. Çektiğim azabı duyarsan kim bilir ne hallere gelirsin. Ata kapıdan girerek, acaba taciz mi ettim? Şefika kendi kendine, ata bir bu eksikti. Ya Rabbi ne kadar azabım varsa bende mi tecrübe edeceksin? Ataya, siz şimdi nereden geldiniz? Ata, mektepten. Bilseniz size ne müjdeler getirdim. Bizi birkaç ay sonra birbirimizden belki ayırırlar diyordunuz bakalım. Ayıracaklar mı? Efendiciğim ben de adam oluyorum. Dünkü intihamda birinci oldum.
Hocalarımın hepsi Atatürkistan'da 1. Ekim olacak diyorlar. Bu sene huzur imtihanına ben gideceğim. Nazır Beyefendi vaat etti. Derslerin bittiği gibi saray hekimliğini alacak. Bakınız bugün tatil değilken eve müjde getireceğim dedim de izin verdiler. Mektepte talebeden birine bu kadar riayet ettiklerini işittiniz mi? Şefika icbar-ı nefs ile. Geçen sene bu kadar ileride değildin. Ata. Geçen sene sana muhabbetin bu kadar ileride miydi? Bizim gibi tahsille uğraşanlara bilmezsin ki muhabbet ne haller veriyor. Ne uyku var, ne keder var, ne de dünyanın hiçbir halini düşünmek var. Bir sen bir ders, ya zihne gelen parlaklık. Hayalin adeta bir güneş oluyor. Gönlümün, fikrimin her noktasını nur içinde bırakıyor. Ayrılalı 3 gün oldu mu? Belki 3 saat uyku uyuyamadım. Vücuduma bir yorgunluk geldi mi? İşte emanetim burada. Ta kalbimin üstünde. Bir kere yüzüme, gözüme sürüyorum. Olmazsa biraz da kokluyorum. Her tarafım yeniden can buluyor. Derslerimi öyle çalışıyorum. Öyle çalışıyorum. Senin için çalışıyorum. Şefika kendi kendine. Of. Taş yaratılmak insan olmaktan 1000 kat hayırlıymış. Ata, vakit geçiyor. Beyefendi galiba gelmeyecek. Müjdelerimi siz söylersiniz. Mektebime gitmekte mecburum. Belki ay başına kadar gelemem. Adam olmaya gidiyorum. Senin sayende adam olacağım. Senin için olacağım. Şefika, ata. Ata, buyurun. Şefika üzerine koşup boynuna sarılarak yüzünü gözünü uzun uzadıya öptükten sonra haydi beyim. Haydi beyim. Allah selamet versin. Allah yardımcın olsun. Ata. O ne kadar telaş. Sanki bütün ayrılacağız gibi. Şefika sözünü keserek. Git. Allah aşkına git. Benim başım için git. Kendi kendine. Ya Rabbi ne bulsam da söylesem. Kendini toparlayarak ataya. Tahammül edemeyeceğim. Bir şey yapacağım. Sırrımız duyulacak. Gelme. Ay başına kadar gelme. Yine bedel mi bekliyorsun? Al, öp. Neremden istersen öp de git. Ata masum masum elini koklar, çekilir. Allah'ım, ben bu kadar eziyete dayanabilecek kullarından mıyım? Ata kapıdan döner. Mutlak sende bir şey var, söylemiyorsun. Şefika, git diyorum. Sana halimi açtığıma beni pişman etmeye mi çalışıyorsun? Ata, yok, darılma efendicim. Hiç sende telaş görürüm de nasıl merak etmem. Lakin yine boynumu bükerim. Emrine intiba ederim. Meraklı meraklı giderim. İşte gidiyorum. İşte gittim. Şefika. Ah. Ah bu can. Bu can evimdeki sancı beni öldürüyor. Sabahtan beri sanki ciğerimin her dakikası bir parça kesildi. Şefika öksürerek minlere yığılır ve perde iner. 3. Fasıl. Bir diğer oda. 1. meclis. Şefika, Hekim, Şerife Hanım. Şerife. Canım beyefendi, çocuk nasıl? Hekim. Ağır hanım, pekala ağır. Allah bilir ama akşama sabaha yolcu görünür. Ben ömrümde bu kadar şiddetli verem görmedim. 25 gün içinde biçareyi bitirdi gitti. Şerife. Ya dün hanıma zararı yok diyordunuz? Hekim. Bir valideye ciğerparen gidecek demek kimin elinden gelir? Zati bizim en büyük bir işimiz de hastanın akrabasına tesellidir. Neyse her gidici zannettiğimiz gitmez ya. Cenab-ı Hak ne mucizeler gösterir. 2. Meclis. Öncekiler Tahire, sonra Cariye Tabende Halil Bey. Tahire. Beyefendi. Ben 1-2 gündür çocuğun halini beğenmiyorum. Günde 3-4 kere nöbet geliyor. Zam gibi yapışık terler döküyor. Öksürüğün hiç ardı arkası kesildiği yok. Ümidin evvela Allah'a sonra size kaldı. Hekim. Biraz ziyadece zaafı var. Gördüğünüz alametler hep ondan gelir. Efendim o kadar merak buyurmayın. Daha maşallah genç. Ana asır yerinde. Bu yaşlarda ne hastalıklar geçirilir? Tahire. Pek baygın yatıyor. Hekim. Değil efendim. Şimdi biraz dağıldı. Daha 10 dakika evvel tatlı tatlı konuşurduk. Ta bende. İçeri girerek. Bu tezkere beyefendiye gelmiş.
Tahir'e tezkereyi açarak, Sarraf'ın senedi, karşılığında Şefikacığımın ölüm döşeklerinde sürüneceğini kim bilirdi? Ya Rabbi, bu belayı başka bir bedel ile de üzerimizden almaya kadirdin. Sevgili hareminin gözlerinden öpmüş. Hay benim iki gözlerime toprak dolaydı da bu günleri, bu halleri görmeyeydim. Şefika, ah, nineciğim, nedir o elindeki kağıt? Sarraf'ın senedi mi geldi? Elhamdülillah. Bari çektiği meziyetler bütün boşuna gitmedi. Senedi paşa mı göndermiş? İnsaniyetliymiş. Allah ne muradı varsa versin. Bana bu halimde bir büyük teselli oldu. Tahire, kızım, kurban olayım öyle şeyler düşünme. Ninene merhamet et. Hay Allah canımı alsın. Şefika, nineciğim, niçin kendi kendine inkisar ediyorsun? Bizi yetim mi bırakacaksın? Halil Bey içeri girerek hekime, nasıl? Hekim, zararsız. Tahir Bey tereddütle başını sallayarak, benim çocuktan ümidim kesiliyor. Hekim, Allah esirgesin. Siz evin erkeğiyken bu kadar merak ederseniz sonra kadınlara nasıl meram anlatırız? Tahir'e, Halil Bey'e tezkereyi göstererek alın. Halil Bey tezkereye göz gezdirdikten sonra senetle beraber avucunda buruşturur, yere atar. Sağlıklı olmasın. Hekim, İnşallah iyisiniz hanımefendi. Şefika, şükür olsun. Nasıl olduğumu siz benden iyi bilirsiniz ya. Hekim, bir şeyiniz yok efendim. Biraz şöyle yastığa kalkar dayanır mısınız? Şefika, dayanayım. Herkes yatağın yanına gelir, yastığı düzeltir. Şefika kalkar. Bey babacığım, bugün daha beni sevmediniz ya. İnsanı öpmeye okşamaya alıştırırlar, alıştırırlar da sonra böyle karşısında soğuk soğuk mu dururlar? Halil Bey, seveyim hanım kızım, maşallah biraz iyiliğim var, rahatsız değilsin ya. Şefika, değilim bey babacığım, şu yastığa dayandım da daha ziyade rahat ettim. Şerife Hanım, siz de mi buradasınız? Bak, senin o güzel Şefikacığı ne hallere girdi. Şerife Hanım, Allah'a emanet efendim, keyifsizlik, inşallah afiyet bulursunuz, yine nazik vücudunuz yeni açılmış güllere döner. Hekim saatine bakarak, bendeniz müsaadenizle gideyim. Halil Bey, akşama teşrif eder misiniz? Hekim, hacet yok efendim, iktiza eden ilaçları yazdım, nasıl kullanacaklarını kalfaya tarif ettim. Hanımefendiye Allah'a emanet, öyle daima yanında hekim bulunacak hastalardan değil. Kendi kendine, akşama gelip de cenazesini mi göreceğim? Şefika, siz de biraz dışarı gitseniz, eğlenseniz de ben şurada kendi kendime uyusam. Tabende, hanımcığım yalnız nasıl olur? Halil Bey, sus deli, sen de bir taraftan çocuğu üzme. Çıkalım kızım, çıkalım. Şefika, anneciğim. Tahire, kızım, efendim kızım. Şefika, siz biraz durur musunuz? Tahire, durayım iki gözüm. Üçüncü meclis, Tahire ve Şefika. Şefika, biliyor musunuz? Bugün ata gelecek. Tahire, ah Şefika. Halimizi bir çareye duyurmayacaktınız. Vaat ettiniz. Hatırınızdan çıkmadı ya. Ben bu hallere geleceğimi bildim de vaadimde durdum. Tahire, duyurmam kızım. Hay kahrolaydım. Yine nereden hatırınıza geldi? Şefika, ben kendimi pek iyi görmüyorum. Benim için boğaz içine gitti deyin. Onu bir işle bir yere gönderin. Ne yaparsanız yapın. Bir çare bulun. Yanıma gelmesin. Bir kere daha görürsem tahammül edemem. Sonra sizi de dayanamayıp da acıya acıya telef olacağınız eziyetlere uğratırım. Gözünden benim için bir damla yaş çıktığını görecek olursam o dakikada, o anda ölürüm. Göğsümü, bağrımı paralayarak ölürüm. Daire, gönderirim kızım. Çaresini bulurum iki gözüm. Allah aşkına öyle masum masum bakıp da ciğerimi 1000 kat daha yakma.
İşte gidiyorum. Şimdi tembih edeyim. Şimdi çaresini bulurum. Sen birazcık yat. Bir parçacık rahat et. Nineciğin sana kurban olsun. Şefika. Yatarım, yatarım. Siz benim rahatımı düşünüyorsanız, söylediğim şeyin bir çaresine bakın. Dördüncü meclis, Şefika yalnız. Biraz doğrularak. Of, of ya bu akşam yahut yarın sabaha bütün ayrılık göründü öyle mi? Hekim beni uykuda sandı da Şerife Hanım'a hepsini söyledi. Yalnız bana söylemezler. Yalnız nineciğime, babacığıma söylemezler. Meğer dünyada adam aldatmak da bir merhamet imiş. Ya Rabbi! Acaba kulun Şefika'ya ahirette azap edecek misin? İki ay evvel bana biri bugün verem döşeklerinde telef olacağımı haber verse inanır mıydım? Nasıl inanayım? Pek de gençtim. Bu kadar çiçekler 2-3 günde soluyor. Bu kadar kuşlar 2-3 yılda telef oluyorlar. Ben bu kadar küçük çocuklar telef oluyor. Bunların hepsini görürdüm de yine de ölümü türlü kendime yakıştıramazdım. Babacığımın atlaslara sarmaya kıyamadığı vücut yarın katı katı kefenlere bürünecek. Nineciğimin incir diye kendi kucağından esirgediği Şefika yarın kara topraklarda yatacak. Atacığımın öpmeye kıyamadığı çehreyi yarın kurtlar, kurtlar, çıyanlar yiyecek. Ya Rabbi, babasını hapisten kurtarmak için nefsini feda eden kuluna merhamet et ya Rabbi. Ninesine, kardeşine sefalet çektirmemek için mezara giden bir çareye acı, ah, ölüm. Ölüm canıma minnet. Atadan nasıl ayrılacağım, ah, dünya. Dünya durdukça ayrılık, mahşere kadar hicran. İnşallah öldüğümü işittiği vakit acımaz. Bana vefasızlık etti. Allah da yanına komadı der de hayalimi bütün hatırından çıkarır. Ah, yok, yok. Ben atadan ayrılıyorum. Hayalimde mi ayrılsın? Ben atanın muhabbetiyle telef olayım da son nefeste olsun bir kerecek yüzünü de mi görmeyeyim? Deli gibi nineme bana göstermeyin diye tembihler ettim. Bir kerecek yüzünü göreyim de uğruna 1000 can feda olsun. Onun kucağında öleyim de Allah isterse mahşerde bile diriltmesin. İsterim. Göreceğim. Elbette göreceğim. Allah'ım birazcık ecelden aman ver. Bir dakika olsun göreyim. Beni huzuruna meyus getirme. Gözlerim kararıyor. Vücudumda kuvvet kalmıyor. Ölüm. Ölüm etrafıma yaklaştı. Göremeyeceğim. Ahirete hasret gideceğim. Ah nineciğim. Nineciğim. Yatağına düşer, bayılır. Beşinci meclis. Şefika, Halil Bey ve Atabey. Halil Bey, gel oğlum gel. Ta bende ya bugünlerde bir hal oldu. Çıldıracak mıdır nedir? Sabahtan beri dünyanın münasebetsizliğini ediyor. Şefika, boğaz içinde değil oğlum, hasta. Ata, hasta mı? Halil Bey, hem de ağırca hasta. Baksana baygın baygın serilmiş yatıyor. Ata, ah. Halil Bey, daha yeni de nikah ettik. Ata, daha yeni nikah mı ettiniz? Kendi kendine. Çocuğu öldürdüler. Çocuğu ben öldürdüm. Yanına koşar. Baygın halinde usul ile nabzına bakar, oturur. Bir reçete yazar. Beyefendi, şunu kapının yanındaki eczacıya gönderir misin? Şimdi yaptırsın da getirsinler. Halil Bey, göndereyim evladım. Belki Cenab-ı Hak senin vasıtanla şifa ihsan eder. Ata, İnşallah, inşallah, inşallah. Ne yapacak diye sorarsa tecrübe edecek desinler. İlaç sertçedir, belki vermez. Halil Bey, peki oğlum, peki. Ya Rabbi, sen halimize merhamet et. Ata, tresini çıkarıp bir tava rafa atarak, azap içindeki canı vücut nasıl bağır olursa, azap içindeki vücuda da esvap öyle sıkıntı veriyor. Bilmem felek böyle 14'er, 19'ar yaşında masumların bu kadar eziyetlerle canına kıymaktan ne lezzet bulur. Of, of. Şefika, kollarını açar ve davranmak isteyerek. Ata,
Ata! Ah! Ata kucağına yetişemeden yine düşer bayılır. Ata nabızlarını tutarak, daha bir iki nefeslik hayatı var. Nabızlar sekte içinde. Ağız sağ tarafa mail. Gözler gitmiş. Allah hastalığına da güzellik vermiş ki, yüzünü gören Berem'e aşık olacak. Şefika, beyim sen misin? Beyim, hayal görmüyorum ya. Yanımda sen oturuyorsun ya. Ata, Şefikacığım. Efendim Şefikacığım. Şefika, beyim, acaba ne kadar ömrüm kaldı? Acaba 2 saat seni görebilecek miyim? Ah, bari baygınlık gelmese de yüzüne doya doya bakabilsem. Doya doya. Ata, Allah'a emanet. Şefika sözünü keserek, yalan istemem. Sekim söyledi. Demin beni uyur zannetti de başımın ucunda akşama ya çıkar ya çıkmaz dedi. Teselli lazım değil. Senin için ah. Senin yanında diyecektim. Senin yanında ölüyorum. Memnunum. Sen sakın sıkılma. Sen sakın bana ağlama. Sonra beni ahirette de rahatsız edersin. Sakın sakın ha. Sakın senin için öltü derlerse inanma. Vücuduma hastalık geldi. İnsan bu ya. Kader böyleymiş. Ata. Kapıdan elinde bir ufak şişeyle giren Tabende'ye. Getir! Çabuk ol! Şişeyi aldıktan sonra haydi işine git! Defol oradan! Şişedeki suyu hastanın başucundaki fincana koy. Şefika. O ilaç ne beyim? Benim mi o ilaç beyim? Ata. Hayır biçare çocuk. Seni birine zorla nikah ettiler de benim için verem mi oldun? Ölüyorsun öyle mi? Şefika. Onu sana kim söyledi? Ata. Yanınla uğraşırken yine ataya acıyorsun. Yine ata kederlenmesin. Yine ata ağlamasın diye zihninde teselli verecek sözler buluyorsun. Her nefesin hayatının bir büyük parçasını götürüyor. Ecel ciğerlerini paralıyor. Azrail o nazik vücudunu pençesine almış eziyor. Sen yine atanı düşünüyorsun. Hem de ata senden sonra sağ kalır. Ata senin kara topraklarda yattığına tahammül eder zannediyorsun öyle mi? Fincandaki suyu içer. Fincanı yere vurur paralar. Şefika. Aa ne yaptın? Ata. Hiç. Arkadaş değil miyiz? Yola hazırlandım aç. Yatağında yerimi ver sakınma. Kim görürse görsün. Ölüm döşeğine Allah'tan başka kimse karışamaz. Benim senin kadar bile ömrüm kalmadı. Bari ruh teslim ettiğim vakit yanından uzak düşmeyeyim. Şefika. Atacığım, kendini mi zehirledin atacığım? Bu belaların hepsi benim için mi? Bak talihsiz Şefika, senin başına neler getirdi. Ata. Ben Tabende Budalası'nın sözüne inanıp da mektebe döneydim. Başıma gelecekler o vakit gelecekti. Sen 1 ay topraklarda yatacaktın da haberim olmayacaktı. Sonra duyacaktım da çıldıracaktım da tımarhanelere düşecektim. Seninle beraber ölmeye değil, yolunda kendimi öldürmeye bile muktedir olamayacaktım. Ah, bizi birbirimizden mi ayıracaklardı? Hiç düşünmemişler ki bu kadar birleşmiş 2 kalbi Allah'tan başka kimse ayıramaz. Allah da bir vakit ayırmaz ama üstüne gezmeyecekmişiz de altına yatacakmışız. Ama bu dünyada birleşmeyecekmişiz de öteki dünyada birleşecekmişiz. Onun ne farkı var ki? Hayran hayran biraz yüzüne baktıktan ve sarılıp ötesini berisini öptükten sonra benim için tatlı canını feda ettin. Benim için kıymetli nineciğinden, babacığından ayrılıyorsun. Vücudumdan başka. Elimde bir şey yok ki teşekkür için yoluna feda edeyim. Şefika. Beyim. Şefika dünyada senin uğruna ölmesin de kimin uğruna ölsün? Gel, alemin gamını, kederini yine alemde bırakalım. Biz şimdi dünyanın en son köşesine misafir olduk. Yolculuğumuzdan, muhabbetimizden, vuslatımızdan, sefamızdan başka bir şey düşünmeyelim. Ah, hani birbirimize halimizi bildirdiğimiz sabah nerede? Dünyada ömür istenilirse öyle ömür istenilir. Hani okuduğun kitap, muhabbeti ne güzel tarif etmişti. Bak, muhabbet dünyanın her belasını unutturacak bir lezzet değil miymiş? İşte ölüyoruz.
Bizi bilenlerin hepsi arkamızdan ağlayacak da biz yine güle güle ölüyoruz. Söyle, dünyada birbirini gerçekten seven iki Adem için bir yerde yaşamaktan, bir dakika ölmekten büyük lezzet düşünebilir misin? Ata. Sus. Ah. Şefika, ne oluyorsun? Ata, bu zehir. Bu zehir sanki her damlası içimde bir ejder kesildi. Koparıyor. Göğsünü göstererek, şuralarımı koparıyor. Ejder. Ejder dişleri ateşten midir nedir? Kopardığı yerlerden hem kan dökülüyor hem alev saçılıyor. Ah, zehir değil ateş. Yaktı içerimi, bütün bütün yaktı. Ah, ya Rabbi. Ya Rabbi, cehennemi ahiretten kaldırdın da gönlüme mi attın? Şefika, ata, bana bu halini göstermek için mi yanıma geldin? Böyle her dakikada bir kere öldüreceğine, bari elini böğrüme sokaydın da birdenbire ciğerlerimi koparaydın. Ata, dur, gücenme. Ben hiç seni bu halinde üzmek ister miyim? Yenemiyorum. Acımı yenemiyorum. Anla. Anla ne kadar şiddetli eziyet. Senin için çekiyorum da yine de tahammül edemiyorum. Senin yanında çekiyorum da çektiğimi senden saklayamıyorum. Saklayamıyorum ha. En ince damarlarım bile ayrı ayrı yerinden kopuyor. Sanki her biri koptukça bir kere can veriyorum. Bilmezsin ne kadar şiddetli zehirdi. Ah, başkasını istesem eczacı vermezdi ki. Belki de verirdi. Öyle bir vakitte kim düşünecek? Aklıma bu geldi. Geçiyor. Geçiyor. Merak etme. Ölüm hali. Can acısı. Az vakitte geçer. Dünya gamı gibi. Hayat kadar sürecek değil ya. Hali. Hala mı benim için ağlıyorsun? Damarlarındaki kan durdu. Gözlerinin yaşı dinmiyor. Gel. Gel. Bitti. Ne varsa bitti. Ne acı kaldı ne de can. Gözlerime bir fena karanlık çöküyor. Sana bakıyorum da zihnimdeki hayalinden başka bir şey göremiyorum. Ölüyorum. Karşımda sen olmasaydın lakırdı da söyleyemezdim. Gel bir kere saçını koklayayım. Belki vücuduma biraz kuvvet gelir de yüzünü bir daha görürüm. Ah, gidiyorum. Arkamdan çok durma. Beni bekletme. Ah Şefikam, ölüyorum seninle, senin yoluna ölüyorum, senin yoluna. Düştüğü anda teslimi ruh eder. Şefika, ata, ata. Nefesini dinler, nabzına bakar. Gitti, gitti. Beyim gitti, gitti. Sendeleyerek yatağından fırlar. Gelin, gelin. Orada kimse yok mu? İşitmiyor musunuz? Evvelkiler birbirine mütakip Halil Bey, Tahire Hanım, Şerife Hanım ve ta bende. İçeri girerler. Tahire, ne oluyorsun kuzum? Şefika, bakın işte ata. Ata kendi kendini zehirledi. Benim için zehirledi. Biz birbirimizi severdik ben. Ben anneciğim, ben onun haremiyim, paşanın değil. Paşanın haremi olmayacağım. Kim ne derse desin, ikimizi Allah birbirimiz için yaratmış. Yarattığı vakit birbirimize nişanlamış. Huzuruna da beraber çağırdı. Gelinlik odamızı kendi divanında, kendi cennetinde hazırlamış. Görüyorum işte. İşte gözümle görüyorum, kara toprak değil. Her tarafıma gül döşenmiş. Her tarafına bey babacığım, gel. Beni bir kere öp. Gel, ahiret hakkını helal et. Nineciğim, nineciğim, sakın, sakın, sakın canımız için lokma dağıtmayın. Düğün şerbeti verin. Fukaraya düğün şerbeti verin. Kızın, kıymetli kızın bu gece gelin oluyor işte. İşte beyim yatıyor. Beni ona Allah vermiş. Allah, kimse ayıramaz. Kimse Allah'ın hükmüne karşı duramaz. Beyim, beyim, beni mi çağırıyorsun? Geliyorum. Yatağa yığılarak, bak, bak geldim, yanına geldiğimde gülüyor. Ahirette de Şefika'nı mı görüyorsun? Geliyorum, geç kalmam, korkma, korkma. Ah, benim gibi ölmek ne kadar lezzetliymiş bilseniz dünyada bir kere kalmak istemezsiniz. Ah, cemaline ne güzel de nurlar iniyor. Ataya sarılır,
Yüzünü korklayarak teslimi ruh eder. Halil Bey, gidip nabızlarını yokladıktan sonra, nefesini dinledikten sonra, Allah'ım bize bugünü de mi gösterecektin? Tahire'ye, kadın marifetini görüyor musun? Tahire, sus, aman, sen de adam azarlayacak zamanı buldun. Benim ciğerparem şu hallerde yatıyor. Senin lakırtıların bana kızımın ölüsünden ziyade mi tesir edecek? Kızım, benim babasına borçtan kurtarmak için şehit olan kızım. Halil Bey, ah! Perde iner. E iner. E iner.